Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte Türk Edebiyatı'ndaki önemli romanlara ve bu romanların temel karakterlerine bakacağız. Eğer roman özetlerini de aklında tutamıyorum diyorsanız romanlardaki temel kişilerden hareketle o özetlerin hangi romana ait olduğunu anlamanız daha kolay olacaktır. Bu videoyu o amaçla hazırlıyorum. Şimdi bakalım ilk romanımız da Aşık-ı Telat ve Fitnat Şemsettin Sami tarafından yazılan ilk romanımızdır. Adından da anlayacağınız gibi Talat ve Fitnat arasındaki ilişkiyi anlatır. Hacı Mustafa Fitnat'ın üvey babası, Ali Bey de sonradan Fitnat'ın öz babası olduğunu öğrendiğimiz kişidir. Şimdi arkadaşlar romanlarda birçok kişi ismi söyleyeceğim ama temel isimler aslında daha önemli. Burada da bileceğiniz gibi, tahmin edeceğiniz gibi Talat ve Fitnat asıl karakterlerimizdir. İntibah Namık Kemal'in romanıdır. İlk edebi romanımızdır. Ali Bey, Mahbeyker ve Dilaşup arasında geçer. Zaten romanın diğer adı Sergüzeşli Ali Bey yani Ali Bey'in maceralarıdır. Üçüncü romanımız yine Namık Kemal'in Cezmisi'dir. İlk tarihi romanımız olan Cezmi'de Cezmi, Adil Giray, Perihan ve Şehriyar'ın ilişkileri anlatılır. Diğer romanımız Felatun Bey ve Rakım Efendi. Felatun Bey ve Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin romanıdır. Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan bu romanda Felatun Bey ve Rakım Efendi etrafında döner. Bir de Rakım Efendi'nin yetiştirdiği Canan isimli bir kızımız var. Diğer romanımız Hasan Mella. Hasan Mella, Sr. Alfons, Yüzelle ve Esma bu romanın kişileridir ama tabii ki isminden de anlayacağınız gibi asıl önemli kişi Hasan Bellah'tır. Hüseyin Fellah'ta da yine aynı şekilde Hüseyin Fella, Hüsna Hanım ve Şah Levent karşımıza çıkar ama bilmemiz gereken en önemli kişi Hüseyin Fellah'tır. Sergüzeşt ilk realist roman denememizdir. Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmıştır. Dilber, Celal Bey, Hacı Ömer, Teravet gibi kişileri görüyoruz ama bizim temel kar karakterimiz burada Dilber. Araba Sevdası, ilk realist romanımız olan Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey, Monsieur Pierre gibi kişiler vardır ama temel karakterimiz Bihruz Bey'dir. Zehra Nabizade Nazım'ın yazdığı ilk psikolojik roman denememizdir. Zehra, Supi, Münire Hanım, Sırrı Cemal, Ürani gibi kişiler var. Ama asıl karakterimiz Zehra ve Zehra'nın saplantılı bir şekilde aşık olduğu eşi Supi'dir. Karabibik romanı yine Nabizade Nazım'a ait. Karabibik, Huri, Hüseyin, Yosturoğlu gibi kişiler karşımıza çıkar. Servet-i dönemi romanlarına geçtiğimizde bunları isim isim ayırdım. İlk bu gruptakiler servet özelliğini tam anlamıyla yansıtan ikinci gruptakiler ise servet döneminin bağımsız yazarı diyebileceğimiz Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait olanlardır. Burada şuraya kadarkiler Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir bakalım Mavi ve Siyah Batı teknikleriyle yazılmış ilk romanımızdır Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi Lamia, İkbal, Vehbi Bey gibi kişiler vardır ama asıl karakterimiz Ahmet Cemil'dir roman onun başından geçenleri ele alır Aşkı Memnu Bihter, Adnan Bey, Behlül Nihal, Bülent, Firdevs gibi kişiler var temel karakterimiz Bihter. Bihter'in eşi Adnan, yasak aşk yaşadığı Behlül ve Behlül'ün nişanlandığı Nihal temel kişilerimizdir. Kırık Hayatlar Ö Ömer Behiç adlı bir doktor ve Dide, Bekir, Servet, Bekir Servet, Neyir ve Nebile arasında geçer ama ana karakterimiz Ömer Behiç Bey'dir. Nemide romanı yine Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. Temel karakterimiz adından da anlayacağınız gibi Nemide. Onun dışında Şevket Bey, Nail, Nahit, Osman Bey gibi kişiler karşımıza çıkar. Ferdi ve Şürekası'nda İsmail Tayfur, Seniha, Besime gibi kişiler varsa da temel karakterimiz tabii ki roman adından da anlayacağımız gibi Ferdi Efendi. Bir Önün defterinde Hüsam, Vecdi ve Nigar kişilerini görüyoruz. Eylül romanına geldiğimizde Eylül bildiğiniz üzere Mehmet Rauf'un eseridir ve ilk psikolojik romanımızdır. Bu eserde de Suat ve Süreyya'nın evlilikleri ve Necip'in üçüncü kişi olarak bu evlilikte yer alması karşımıza çıkar. Az önce de söylediğim gibi şu gruptakiler servet Fünun döneminin bağımsızı olarak kabul edilen Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait olan romanlarımızdır. Şöyle kameranın açısına sokalım. Evet Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait olan romanlardan biri mürebbiyedir. Mürebbiyede Dehri Efendi'nin evi anlatılır. Dehri Efendi ve ailesi anlatılır. Anjel, Şemi, amca bey gibi kişiler var ama asıl romanda kilit nokta Anjel'dir. Şık yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseridir. Şöhret, Madam Potiş, Maşuk, Matmazel, Adel gibi kişiler var ama bizim için Şöhret Bey ve Madam Potiş en önemlidir şıp sevdi. Meftun Efendi'nin Kasım Meftun Bey'in Kasım Efendi'nin kızı Bey ile evlenmek istemesi ve e, Kasım Efendi'nin oğlu Mahir ile de kız kardeşi Lebiye'nin evlenmesi anlatılır ama temel karakterimiz Meftun'dur. Gulyabani, Munise, Ayşe Hanım, Çeşmifelek, Kalfa ve Ruşen kişileriyle karşımıza çıkan romanımızdır. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kişileri de İrfan Galip Rütfiye olarak bilmeniz gerekiyor. Gelelim Milli Edebiyat Dönemi romanlarımıza. Milli Edebiyat Dönemi romanlarımız bunları grupladım. İlk gruptakiler tabii ki hepinizin bildiği gibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarıdır. Nelerdir bunlar bir inceleyelim. İlk romanımız Yaban. Ahmet Celal'in Anadolu'ya gidip milli mücadele için orada çaba harcamak istemesi üzerine kurulu bir romandır. Buradan da anladığımız gibi romanda temel karakterimiz Ahmet Cemal'dir. İsmail, Emine, Mehmet Ali, Salihha gibi diğer kişiler yer alır. Sodom ve Gomorre, işgal yıllarındaki İstanbul'u anlatır. Leyla, Necdet, Riyad, Marlov, Sami Bey gibi kişiler karşımıza çıkar. Ankara, Ankara romanında temel karakterimiz Selma Hanım'dır. Ankara'nın 3 döneminde Selma Hanım'ın 3 ilişkisi anlatılır. Nazif Bey, Murat Bey ve Neşet Sabit Bey bunlardır. Kiralık konak Naim Efendi'nin konağında yaşananlar anlatılır. Torunu Seniha, komşusu Hakkı Celis ve Seniha'nın ilişki yaşadığı Faik Bey şeklinde karşımıza çıkar. Bir sürgünde temel karakterimiz Doktor Hikmet'tir. Hep o şarkıda Münire, Cemil, Nafimolla ve Hakkı Paşa gibi kişiler karşımıza çıkar. Hüküm gecesi Ahmet Kerim, Saniye, Sırrı Bey arasında geçer. Temel kişiler en azından bunlardır. Nur Baba da adından da anlayacağınız gibi Nur Baba adlı bir tarikat liderinin Ziba Hanım yardımıyla Nigar Hanım'la evlenmesi sonra ondan ayrılıp Süheyla ile birlikte olmak istemesi anlatılır. Nur Baba temel kişimizdir. Panorama, Servet Bey, Halil Ramiz, Hacı Emin Efendi, Ahmet Nazmi Bey gibi kişileri gördüğümüz romandır. Geliyoruz Milli Edebiyat dönemindeki diğer bir gruba. Bu grubun yazarı da Türk Edebiyatı'nın en önemli kadın yazarlarından biri olan Halide Edip adı vardır. Halde Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanında Peyami, Ayşe ve İhsan'ın maceraları Peyami'nin not defterinden anlatılır. Vurun Kahpeye'de adiye adlı bir öğretmenin Anadolu'da yaşadıkları anlatılır. Yüzbaşı Tosun, Hacı Fettah ve Damianos gibi kişiler karşımıza çıkar. Handan romanında Handa'nın Aşkı Anlatılır, Hüsnü Paşa, Neriman, Refik Cemal gibi kişiler romanın diğer kişileridir. Sinekli Bakkal romanı Kız Tevfi'nin hikayesiyle başlayıp aslında Rabia'nın hayatının yani Kız Tevfi'nin kızının hayatının anlatıldığı eserdir. Kız Tevfik, Eşi Emine, kızı Rabia, Peregrini, Vehbi Dede, Selim Paşa, Hilmi Bey. İlhami Efendi gibi daha birçok kişiyi görürüz bu romanda. Tatarcık, Tatarcık diye bilinen Lale'nin maceraları anlatılır ki romanın asıl kahramanı Lale'dir. Zeyno'nun oğlu Miralay Muhsin, Zeyno, Binbaşı Hasan, Asım Bey gibi kişiler karşımıza çıkar. Şöyle bir şey kalp ağrısıyla Zeynep'in oğlu aslında nehir roman diyebileceğimiz yani birbirinin devamı olan romanlardandır. Burada da Zeynep, Sahvet, Hasan yine Aziza, Azize, Miralay, Muhsin gibi kişiler karşımıza çıkar ki ortak kişileri zaten görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Milli Edebiyat Dönemi romanlarıyla şu gruptakilerin hepsi Türk Edebiyatı'nın önemli roman yazarı Reşat Nuri Güntekin'e ait olanlardır. Çalıkuşu Çalıkuşu diye bilinen Feride'nin maceralarının anlatıldığı romandır. Kamuran, Hayrullah Bey, Munise, Münevver, Şeyh Yusuf Efendi gibi kişiler ve daha fazlası romanda karşımıza çıkar. Dudaktan Kalbe Lamia'nın Hüseyin Kenan'a aşkı ve sonrasında yaşadıkları anlatılır. Hüseyin Kenan'ın eşi Prenses Cavidan ve Lamia'nın romanın sonunda evlendiği kişi Vedat romanın diğer kişileridir. Damga, İffet, Muzaffer, Mahmut Efendi ve Vediye Hanım kişilerini gördüğümüz romanımızdır. Miskinler Tekkesi, Kocabaş Kazasker'in torunu Mesrure ve talat kişilerini gördüğümüz roman. Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey'in ailesinin anlatıldığı romandır. Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket, büyük kızı Fikret, ortanca kızı Necla ve bir küçüğü Leyla gelinleri Ferhunde etrafında döner bu romanımız. Yeşil Gece Şahin Bey adlı bir öğretmenin Anadolu'da yaşadıkları anlatılır. Eyüp Hoca, Rasim, Deli Necip, Mehmet Nihat Efendi gibi kişiler romanda karşımıza çıkar. Akşam güneşi Nazmi isimli gençliğinde oldukça hızlı olan bir e, orta yaşlı beyefendinin yeğeni Jülide aslında yeğeni değil eşi Şükran'ın yeğeni Jülide ile olan gönül bağı anlatılır. Acımakta Zehra isimli öğretmenin babası ile ilgili düşünceleri anlatılır ki romanda Vehbi Bey ve eşi yardımcı karakterlerdir. Kavak yerleri Doktor Sabri'nin aslında bir anlamda hayatı sorgulamasıdır. Emin Hulusi de onun arkadaşı olarak romanda karşımıza çıkar. Bir kadın düşmanında Sara, Homongolos yani Ziya, Paşa Baba, Rıza Bey ve Remzi Bey karşımıza çıkmaktadır. Ateş gecesinde Murat Bey ve Afife temel olmak üzere daha başka kişiler de var. Değirmende Halit İlmi Efendi, Reşit Bey, Arif Bey, Ömer Bey, Hurşit gibi kişiler var. Ama bu kişilerin ortak noktası Kızanlıklı Naciye adlı bir dansözdür. Eski hastalıkta Züleyha ve Yusuf adlı bir çift ve Züleyha'nın babası Ali Osman Bey vardır ki aslında Züleyha ile Yusuf'u biten evliliklerinde bir arada tutan bu Ali Osman Bey'e duydukları saygıdır. Gelelim diğer bir gruba. Bu gruptakiler Refik Halit Karay'ın romanlarıdır. Yezi'tin kızı Hikmet Ali Bey Veli Şeh Şemun gibi kişiler karşımıza çıkar. İstanbul'un iç yüzünde Lütfü Pehlivan, İsmet, Kani, Fikri, Dilara ve Zal Bey. Bugünün saraylısında Atabey, Üftade Hanım, Feride, Atıf, Yaşar, Ayşen ve İsmail. Aslında Ayşen ve Atabey romanın lokomotif kişileridir diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Romanlarımız bu kadar mı? Hayır tabii ki Cumhuriyet dönemi romanlarımız var. Ama orada çok sayıda roman olduğu için bu videoda çok fazla uzatmak istemediğim için onu ayrı bir video olarak hazırlayacağım. Çalışmalara devam. Videoyu beğenmeyi unutmayın.